Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere sizin istemiş olduğunuz Divik taktikleri videosuyla karşınızdayım. Hadi videomuzu hızlı bir şekilde geçelim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olup bildirimleri açmadıysanız da aşağıdan abone olup bildirimleri açarak da bana destek olabilirsiniz. Sizler benden işte ben size demiştim Livik daha çok puan veriyor diye. Siz de oynadınız işte falan filan gördünüz ve Livik cidden 15 dakikada Erencil'in 30 dakikasına göre güzel puan verdiğini sizler de fark ettiniz. Mesela 2 Livik maçı bir Erencil maçından 5-6 puan daha fazla veriyor ve bunu sizler de gözünüzde gördünüz. 5-6 puan demeyin, mesela ben emülatörde bir maç atıyorum 5 kill win alıyorum ve Touch 1 liginde artı 12 alıyorum. O 1-2 puan çok cidden bir işe yarıyor yani. Bunu bilmeyenler var. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde Livik taktiklerimize geçelim. Bakalım bu videoda sizleri neler bekliyor. Şimdi sizlere ilk göstereceğim taktik ise Livik'te Water kısmında yapılıyor. Daha sonrasında şu Reader Stand'in kısmında da var taktik falan filan, bayağı bir yerde taktik göstereceğim. İlk önce Water'a gidiyorum. Oraya gittiğimizde görüşürüz. Bu arada Livik taktiklerinin ikinci bölümü gelsin mi gelmesin mi onları da aşağıya yazabilirsiniz. Ve paraşütümüzü açtık. Bu arada bilmeyenler varsa Livik'te 450 metre kuralı varmış. Ben buraya ilk girdiğimde Angel'daki gibi 750 metrede atlar falan yaparız sanıyordum. Fakat Livik'te burası 450 metre olarak geçiyormuş. Onu daha sonrasında da öğrendim. Hani Livik'i sizler de benim gibi eğer ilk defa oynuyorsanız bu bilgiyi de sizlere söylemek istedim. Şuradan bir tanecik loot alacağım. Ondan sonra oraya gideceğim. Tamamdır. Şimdi ben AKM'mi aldım. Pompalımı aldım. Hemen suların oraya gidiyorum. Bu değil de suyun orada gökkuşağı varmış. Bak şu an fark ettim. Hani daha önce bu suyun yanına ne çok az geldim. Hani o kadar çok detayımı çekmemişti. Şimdi waterfall'a geldim ben. Haritayı açıyorsunuz ve şurada bak sizlere yukarıdaki sudan örnek vereyim ben. İşte şurası şöyle falan filan böyle. Buradan geliyorsunuz. Birinci deliğe atlıyorsunuz, tamam mı? Daha sonrasında azıcık daha yürüyorsunuz, yürüyorsunuz ve burada bir ikinci bir delik var. Buraya atlıyorsunuz ve bunun içinde böyle ayakta kalarak pusabiliyorsunuz ve nefesiniz gitmiyor. Hani şöyle yaparak da mesela yukarıyı görebiliyorsunuz. Normal susuz gözüküyor, su böyle açınca böyle gözüküyor falan filan. Burada gelip eğer isterseniz pusabilirsiniz. Hatta emoji de yapılıyor mu, hemen onu da sizlere göstereyim. Ve yeni aldığım emoji vardı. Bu da hani burada yapılıyor. Böyle bir şey. Bence güzel bir taktik. Suyun altında rank kasanlar varsa, yani Livik'te falan rank kasanlar varsa, suyun altında bu şekilde pusabiliyorsunuz. Birinci taktiğimiz böyleydi. Şimdi ikinci taktiğimize geçelim. Bence güzel bir taktik. Ve bir sonraki taktiğimiz için ise Reeds'e geldik. Reeds'in yanında şöyle iki tanecik ev buldum, tamam mı? Dedim buraya geleyim. Buradan bir iki silah alayım kendimi kurtaracak şekilde. Sonrasında ise taktiğimize hemen geçeyim. Siz de bu arada hala like atmayacaksanız like atarak destek olabilirsiniz derken. Kar artı M24 mü? Sen bunu bana rank kasarken ver, gerisi boşver. Ben lootumuzu yaptım, hemen taktiğimize geçmek istiyorum. Hiç onlara falan bulaşmayacağım, o tarafta ateş edenler var. Taktiğimiz sam olarak şu ortada şu an görmüş olduğunuz gibi bir tanecik kocaman taş var, tamam mı? Bunun yanına geliyorsunuz. İnşallah şu ev boştur, birinin gelip ateş etmesini istemem şahsen. Peki yapacağımız taktik nasıl bir şey derseniz, buradaki taşa geliyorsunuz, tamam mı? Tam olarak şurada şöyle bir bölüm var. Burada bir kere zıplaya basıyorsunuz. Yani zıpladığınızda hafif zıplayacak. Uzun zıplamaması gerekiyor. Uzun zıplarsa olmuyor. Şöyle hafif hafif ince ince bunu yaparak tam yerini bulabilirsiniz. Şöyle yapıyorum ve içine giriyorum. Hatta bir de rezon attı, tam oldu. İnşallah rezona bunun içinde de patlamam. Şu anda ben aslında taşın içindeyim. Şu an işte şuradaki taş kırıklarından görebildiğiniz kadarıyla göstereyim sizlere. Hatta bunun içinde eğer isterseniz bomba falan atabiliyorsunuz. Bunun içine girip böyle atabiliyorsunuz. Bakın eğer çıkmak isterseniz de dümdüz yürümeniz yeterli. Bombam mesela burada patladı. Taşın içinden dışarıya mermi geçmiyor. Fakat diyelim ki siz buradan yürürseniz bu taşın içinde çıkabiliyorsunuz. Şöyle hemen çıkayım hatta ben size, çıkıldığında göstereyim. Bu şekilde çıkabiliyorsunuz. Burada şöyle şuraya geliyorsun, bir kere zıplıyorsun ve içine giriyorsun. Hani orada hafif yürüyor, ondan sonra sizleri içeriye atıyor. Mesela bana soracak olsanız ben Livik'te nasıl rank kasıyorum derseniz, örnek veriyorum. Şöyle 3-4 tane alana uzak, yani uçağın üstünden uzak geçen bir yere gidiyorum. Evi lootluyorum, ondan sonra geliyorum şöyle kulübeye giriyorum. Ama 2 tane M4. Abi bir şey diyeceğim, düşmanlar gelince ondan sonra tabi bizi vururlar. Ben gelince de vermezsin. Şu an tabi burada değilim aslında. Hani ben böyle yapıyorum mesela. Geliyorum 4 evi lootlayıp batara kulübeye girip yatıyorum. Ben Livik'te böyle geçiriyorum vaktimi. Şimdi sizlere göstereceğim bir diğer taktiğimiz ise şu an işte şu shipyard diye bir yerde yapılıyor. Siz bunu tabi haritanın başka yerlerinde de bulabilirsiniz. Şuradan geliyorsunuz, bu merdivene çıkıyorsunuz. Daha sonrasında işte buraya atlıyorsunuz.
Buradan da gelip eğer şuraya atlarsanız satıya uçabiliyorsunuz. Fakat birinci denemede yine olmadı. Ben niye hiçbir zaman birinci denemelerde yapamıyorum onu da bilmiyorum ama tekrardan göstereyim size. Buraya geliyorsunuz, buradan şuraya zıplıyorsunuz ve buraya istediğiniz gibi yatabiliyorsunuz. Buraya yattıktan sonra dağdan falan kimse sizi göremiyor. İstediğiniz gibi yatabiliyorsunuz. Erangel'daki gibi bu denizden bot gelir mi bilmiyorum ama örnek veririm, gelirse hani şuradan tık. Hani birkaç tane bot vurabilirsiniz. Eğer ki denizden burada da bot yolluyorsa bence güzel bir taktik. Gelip burada da bir köşede yatabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz bir sonraki taktiğimize geçelim. Ve bir sonraki taktiğimiz ise gaz bölgesine geldim. İvik'te bildiğim böyle gaz adında bir tanecik bölge varmış. Gelen varsa havadayken vurayım. Aşağı indiklerinde bana sıkıntı çıkartmasınlar. Sanırım burada gelen yok. Okey, en çok sevdiğim olaylardan birisi. Kimse gelmesin, boş verin. Şimdi peki burada yapacağınız taktik nasıl bir şey derseniz hemen sizlere göstereyim. Şurada bir tanecik araç var, tamam mı? Bu araca geliyorsunuz böyle zıpla şu şekilde tutuyorsunuz. Daha sonrasında ise burada şuraya atlıyorsunuz. Buraya geldikten sonra buraya geliyorsunuz. Mesela ben şu an alandayım. Bu taktiği istediğim gibi kullanabilirim. Bunun arkasında da böyle bir tahta var. Geliyorsunuz ve buraya yatıyorsunuz. Mesela 5N'ye geçtiğinizde bir adam sizleri nerelerden görebilir onu görebilirsiniz. Fakat mesela 3. şahıs eğer geçerseniz her tarafı görebilirsiniz. 5N'de işte ayaktayken mesela şu cam sizi görüyor. Ama eğer yere yatarsanız görmüyor. Bunları da detaylı bir şekilde görebilirsiniz eğer isterseniz. Gel buraya arkaya yat. Örnek veriyorum, şurada bir adam gördün, geliyor. Sık ve bir killini al. Tertemiz kill bence. Bu taktik de böyleydi. Ve bir diğer taktiğimiz için ise Grab Grass diye bir yere geldim. Buraya gelen illaki olur diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Olur da siz geldiniz, kimse yok falan filan, bir kişi geliyor. Oraya da bir kişi atladı. O tarafa giden büyük ihtimalle bot falan filan. Hiç sıkıntı yok, onları takmıyoruz. Hani bunu haritanın birçok yerde kullanabilirsiniz bu arada bütün taktikleri. Ben hani en kolay bulabileceğim yerleri gösteriyorum sizlere. Olur da alan mesela burada bitiyor, gelip burada bir cover alman gerekiyorsa gelip bunu yapabilirsin. Ben o türde örnek vereyim sizlere. Hemen buradaki taktiğimizi de sizlere göstereyim. Şu Uzi'yi de alayım da, Uzi güzel silah. Şimdi gelelim bu Crack Box denilen yere. Burada yapabileceğiniz taktiği hemen şöyle şu şekilde geliyorsunuz, buraya çıkıyorsunuz ve buraya çıktıktan sonrası da ise şu karşıya atlamanız gerekiyor. Tamam, buraya atlıyorsunuz, tırmanıyorsunuz ve geliyorsun buraya yatıyorsun. Mis gibi taktik. Aynı şekilde buradan diğer tarafa zıplanmıyor. Zıplansaydı orayı da gösterdim. Fakat zıplanmıyor. Örnek veriyorum, şu şekilde buraya yattın, tamam mı? Grab gastasın. Alanın ortası bu arada burası. Hani gel mis gibi yat. Örnek veriyorum, birinin şuradan geldiğini gördünüz. Sık ağacın orada. Tertemiz bir kill. Yani mesela örnek veriyorum, bu şekilde bu haritanın birçok yerlerinde var. Keşfetmesi size kalmış. Ben örnek taktiğini göstereyim dedim. Evet, bu videoluk da benden bu kadardı. Elimden geldiğince sizlere Livik'te rank kasma taktikleri gösterdim. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benden bu kadardı. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Can't